Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Evet, ben bir şey söyleyeyim. Kova burcu aslında hayatının en kariyerli yılını yaşayacak. Evet, kariyer. Ben bir, yani bu konuda bana güvenin çünkü ben bir kovayım arkadaşlar. Bir eğer astroloğunuz kova olursa sen ne diyorsun? Evet. Gerçekten Satürn tam tepede, Jüpiter'den değer görüyor, Neptün'den destek görüyor. Gerçekten kariyer, günlük iş yaşama ve iş hayatı ile ilgili. Yani ben şöyle söyleyeyim, sağlam atılımlar yapabilir. Sağlam atılımlar yaparak da sağlam adımlarla yavaş yavaş yukarıya doğru çıkabileceği dönemler var. Evet. Gerçekten çok ciddi bir dönemsellik içine giriyor Kova burcu ve bunu 24 Aralık 2014'e kadar da yaşayacak. Yalnızca tabii ki Satürn'ün tepe noktadan karelemesi de sorumluluğu çok arttırıyor. Sorumluluğu arttırıyor, çalışmak gerekiyor. Bazı sınavlarla karşılaştırıyor. Çalışmak gerekiyor. Evet, yani imtihanlar, sınavlar, çalışmak, çalışma hayatının çok fazlasıyla ön plana çıkması, Jüpiter Satürn trinlerini ama bazı konularda da parasal kaynaklarda da şansı. Mesela Mart ayı. Mart ayı, ve ekonomik olarak çok ciddi şansları var. İlginç şanslar gelebilir. 23 Mayıs haftası yine kariyerleriyle ilgili bazı sonuçlar, elde edişler elde edebilirler. Çünkü o tutunmanın da ardından olacak. Bunun yanı sıra özellikle işte yine Kasım ayı önemli. 6 Kasım çok önemli. Bence 6 Kasım'daki o Akrep Burcu Dolunay'ı çok önemli. O 23 Ekim çok önemli. Yeni iş fırsatları, kariyerle ilgili yükselişler, yeninin yanında var olan işte de yükselme ve istikrar da verir bu. Tabii ki. Ama mesela burada Satürn'ün pozisyonları ilk etapta Mart ayında mesela Jüpiter'de kazançlarını arttırır. Belki bir prim alacak. Primlerle ilgili artışlar, yaptığı işle ilgili kazançları temsil ediyor. Yalnızca tabii ki şunu unutmayın. Eğer doğum haritanızda Uranüs'te bir terslik varsa, bunun yanında doğum haritanızda işte güneşinizde ağır bir Satürn karesi manesi varsa bu dediklerimiz tam tersine olur. Kariyer ve para konusunda çok zorlanırsınız. Bunları nasıl öğrenebilirler? Bunları aslında en iyisi doğum haritalarını bir şekilde baktırmak. Herkesin doğum haritasını öğrenmesi gerekir en azından. Evet. Oradaki potansiyelleri bilmek ve ona göre değerlendirmek aslında gerekir. Aslında herkesin bir doğum haritası olmalı. Tabii ki. Identification card'tır bu. Tabii. Kimlik kartıdır. İngiltere'de ve Amerika'da neredeyse herkesin bir doğum haritası vardır. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.